Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir saç boyama videosuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Resmen sonu gelmeyen bir şey oldu. Ben saçımı boyadığımdan beri sürekli boyayıp duruyorum. Ve artık buna bir son vermek istiyorum. Çünkü artık hem boyamaktan sıkıldım hem de saçlarıma bu kadar zarar vermek istemiyorum. Bu arada diğer saç boyama videoları demişken onları da söyleyeyim. Hemen linke bırakıyorum. Oradan diğerlerini de izleyebilirsiniz. Hemen saç boyama için bir oynatma listem var. Oradan hepsine bakabilirsiniz. İki kere üst üste boyadım. Saçımı kestim uçlarından arkadaşlar. Yıpranmamıştı ama yine de sanki böyle boyadıkça saçlarım nefes almıyormuş gibi hissediyorum ve rahatsız oluyorum. Yani böyle bakımsız görünmesini hiç sevmem yani bir saçın. O yüzden yine de uçlarından kestim. Kendim evde kestim bu arada. Bayağı oldu yalnız keseli. Görüyorsunuz tekrar. Şöyle göstereyim yakından. Gördünüz değil mi? Bayağı bir dibim geldi. Bayağı. Aslında bir hafta önce boyamam gerekiyordu. Ama çok yoğun olduğumdan dolayı bugün ayırabildim. Ancak bunu bugün ayırabildim. Ve artık bu saçla gezmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü nefret ediyorum bu dip gelme olayından. O yüzden artık bunu düzeltmemiz lazım. Ben de dedim ki ben bu saçı nasıl düzeltebilirim? Nasıl böyle daha doğal gözükebilirim? Komple siyah yapmak da istemedim. Hani siyah derken daha koyulaştırmak istemedim. Hani böyle birazcık daha yavaş yavaş gitsin. Kendi doğal tonum çıksın diye. Birazcık ombreye çevireceğiz. Yani çevirmeye çalışacağız daha doğrusu. Bir video izledim. Şu an adını hatırlamıyorum gerçi. O videonun linkini açıklama kısmına koyuyorum. Çünkü bence o video benim bu videoma daha faydalıdır. Eminim yani. Ben de o videodan, yani o kızın çektiği videodan, şu an gerçekten adını hatırlamıyorum. Neyse, yola çıkarak saçımı böyle yapmaya karar verdim. Çünkü onda gerçekten çok güzel olmuştu ve ben de neden olmasın dedim. Daha fazla bence uzatmayayım çünkü zaten uzayacak yani yeterince. Bugün saçlarımı ombreye çeviriyoruz. Yanlış duymadınız. Ombre yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar, ombreye çevirmek için ilk önce şöyle Paletti'nin 7.1 asil kumral saç rengiyle saçlarımı böyle dipten boyayacağım. Böyle. Daha sonra boyadıktan sonra Paletti'nin yine 10.1 küllü açık sarısıyla saçlarımın uçlarını boyayacağım. Ama bunu boyarken bana bunun küllülüğü yetmediği için, çünkü biliyorsunuz ki bunu da küllü diye düşünerek boyamıştım ama yine yetmedi bana. Yani şu an zaten doreleşti bayağı kötü de. Neyse işte ilk boyadığımda da yine istediğim küllülük olmadığı için bunu hatırlıyorsunuzdur belki. Neva Color'ın mavi siyah da bu sanırım. Evet, mavi siyah 1.1 boyasından bir parça atacağım o sarı rengin içine. Şu neydi? Küllü açık sarının içine ki bir tık daha küllüleşsin. Yani. Bakalım böyle şeyler yapacağız. Bu arada bu ombreyi yaparken ki en büyük kilit noktamız arkadaşlar saçımızdaki geçişleri olabildiğince en doğal ve en harika şekilde yapmamız lazım. Bunun için de bir tarak yardımıyla saçımızı sürekli boyarken tarayacağız. Sürekli tarayacağız. Şunun tarağı vardı ama kaybolmuş bulamadım. O yüzden bununla tarayacağım. Bir de bir tane tarağım vardı. Nereye gitti? İlk önce şununla boyayacağım. Daha sonra bu tarakla, bu tarafı kalın, bu tarafı ince, yani bu tarak kaç senelik bilmiyorum yani. Bununla daha da böyle yapa saçımızda daha doğal bir geçiş ve iki boyanın birbirine harmanlanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Şu anki tek tereddütüm bu diplerimi boyarken uçlara boyayı değdirmemek. Yani dibimi boyarken birazcık zorlanabilirim. Ama yine de bunu başaracağımıza inanıyorum. Siz, ben, mükemmel bir ekibiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce asil kumralımızı açacağız. Kutumuzu. Şöyle göstereyim size. Sarı açık kumraldan bu rengi geliyor diyor. Benim saçım bundan daha da sarı. Yani inşallah koyulaşır. Böyle oksidanı çıkıyor. Bir boyası. Bir de boyama maskesi saç sonrasını şuraya koyayım. Ve eldivenim. Tamamdır. Şu şurada dursun. Arkadaşlar siz benim gibi olmayın. Bu oksidan şişesini ilk yarım gördüğümde bir an ne oluyor acaba bu yanlış mı diye düşündüm.
Ama meğer bu çalkalayıp boyama şişesi olduğu için böyleymiş. O yüzden ben size şimdiden söyleyeyim de sonra siz de benim gibi şok geçirmeyin. Bunu da açayım çünkü birazdan hemen bununla da boyamam gerektiği için hazırda dursun. Bu da şöyle göstereyim. Işıkla tam belli olmuyor tonlar. Ama yani benim saçım şu renk olsa şu renkte de getirir diye düşünüyorum. Bakalım. Şunlar da şurada aşağıda dursun da karışmasın. Yine aynı şekilde. Bunu da bakın maskesi. Beğendi beni. İki tane saç boyama kabım ve iki tane fırçam var ve bu baya baya eski bir fırça ötekisi. Ama bununla diplerimi mi boyasam yoksa bir düşüneyim. Şöyle arkadaşlar geçen sefer eldivenlerimi takmayı unuttuğum için bunları gözümün önüne koyuyorum ki unutmayayım. Bence bununla diplerimi boyamak daha iyi olur. Çünkü bu daha geniş. O yüzden bu fırça ve bununla ilk önce diplerimi boyayayım. Bunu aslında bunu da boyayabilirim ama bilmiyorum. Bunun şişesinde mi karıştırıp döksem? Ben bununla beceremiyorum ya. En iyisi ben fırçayla yapayım. Hadi bakalım. Bunun içine döküyorum. Bir güzel. Hadi bakalım. Boyamıza geçiyoruz. 7.1 Asil kumral. Bir de açabilsem. Bu kadar becerikliyim ki. Gerçekten. Bu arada arkadaşlar geçen Garnier ile boyamıştım saçımı ve onun şişesi yani tüpü, şişe demeyeyim, tüpü plastik olduğu için boyayı çıkarmak daha kolay. Keşke bütün hepsinde öyle olsa. Yani mesela bununla çok zor çıkıyor. 2 saat büyük 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 ama ötekisinde bastırıyorsun. Hep zaten bir kere de çıkmış oluyor. Uğraşmıyorsun. Ama bu çok uğraştırıyor. O yüzden sevmiyorum bu. Metal mi denir, ne denir? Her saçımı boyadığımda kendimi böyle zamanla yarışıyormuşum gibi hissediyorum ve panik oluyorum yani. Hızlı 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 yapmaya çalışıyorum. Sakin kalamıyorum saçımı boyarken. Saçlarınızın iyi tarandığından emin olun arkadaşlar. Hatta mümkünse saçınızı düzleştirin çünkü taramak ve nerenizi boyadığınızı, nerenizi boyamadığınızı ve geçişleri kolay yapmanız daha kolay olacaktır. Eldivenlerimizi unutmayalım. O boyalar kaç gün elimden çıkmadı. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Şunu da yanıma alayım. Hadi bakalım. Bismillah. Yapıştır gelsin. Ve koyu boya yapıyor. İnanmıyorum. Gerçekten bir şey unutmasam şaşardım. Neyi unuttuk? Vazelin sürmeyi unuttuk. Allah. Gerçekten bir kere şuraya böyle mükemmel rahatlıkla böyle hani şey olmadan otursam şaşarım. Hani böyle hiçbir şeyim eksik olmadan böyle eksiksiz otursam gerçekten şok edici olur. Arkadaşlar bir de koyu boya yapıyoruz. Yani sarı da değil bu. Yani sürülürse Allah bir de yarın işe gideceğim. Gerçekten. Yoksa hemen şurama mı sürüldü yoksa? Şaka mı bu? Gerçekten ömür geçirdi. Ve hemen grileşti. Bayağı hızlı olmam lazım.
İşte bak taran yok. Şu an her şey birbirine giriyor. O taranı bulamadım. Zaten bir şey böyle eksiksiz olsa, her şeyim tam tıkır olsa şaşırım bu hayatta yani. Şimdilik öyle bir geçiyorum arkadaşlar. Nasıl olsa tekrardan üstünden geçeceğim. Hem tarayacağım hem geçeceğim için çok da mükemmel bir şekilde şu anda boyamanız şey olmasa da olur. Bir de konuşabilsem. Lütfen yüzüme gelmesin. Yarın işe gideceğim ya. Geçelim. Şimdi tarayacağız. Dibim bayağı koyulaştı zaten fark ediliyordu orada. Şimdi tekrardan üstünden geçeceğim. Arkadaşlar saç uçlarına doğru gelmesi hiç önemli değil.
Hatta ne kadar gelirse o kadar iyi olur. Saçımızın uçlarına doğru gelmesi. Sadece diplerine geldiğinden emin olun. Çünkü saçımız eğer rengi sarıysa hani öyle bir yer kalsın istemeyiz yani. Her yeri geçtiğinde emin olun. Ve daha sonra tarayın. Şöyle. Aha. Bir parça bundan sıkıyorum. Ama şunu şöyle bir dağıtayım çünkü geçen gün de boyaya karışmamıştı. Çok sinir olmuştu. O yüzden arkadaşlar dibinde karıştırdım o şeyin boyayı. Şu yüzümü bir sileyim. Beni korkutuyor çünkü bu geçmez meçmez. Arkadaşlar boyanın dibinde o birazcık karışırım çünkü geçenkisinde karışmamıştı. Şu an bunu böyle yapacağım. Dük dük dük. Boyaya da boyanmıyor ki ya. Bak şöyle. Ötekiyle yapayım ben yine ne olacak. Böyle boyuyor. Tek yapacağımız şey bu saatten sonra bu. Her yerimiz sürülüyor. Arkadaşlar deli gibi tarayın. Hiçbir zarar yok. Çokça tarayın. Çok tarayın. Arkadaşlar son durum bu şekilde. Alelacele boyadım. Alelacele bitirdim. Hemen hızlı hızlı çünkü çok kötü bir koku oluştu yine ve nefes alamıyordum yani. O yüzden hızlı hızlı bitirmeye çalıştım. Tek yapmanız gereken arkadaşlar o süreçten sonra sürekli saçlarınızı taramak. Çünkü geçiş güzel olsun. Geçişi hani doğal dursun diye sürekli tarayın. Ne yaptım? Şu an 14'ü 40 geçe falan bitti. Yani böyle bir yarım saat falan bekleyeceğim bu şekilde. Daha sonra ekeceğim ve size göstereceğim.
Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Ben dün çekmedim videoyu çünkü bayağı bir geç saat olmuştu ve ışık hiç güzel değildi. Saç rengim tam gözükmüyordu ve tam da kurumamıştı zaten. Ben dedim ki yarın hazırlandığımda göstereyim saçımı. Şu an yeni oje sürdüm de ondan şey yapamıyorum, kurumasını bekliyorum. Saçlarım böyle oldu. Bu ilk yıkama arkadaşlar. Şöyle dipleri koyu. Şöyle ki ikinci yıkamadan sonra uçlarının rengi açılacak. Hem boyanın içinde küllülük olduğu için bir de ben saçımı sürekli tarayıp iki boyayı birbirine harmanladığım için çok koyu oldu şu an. Bir de içine mavi siyah boya da kattığım için bayağı bir koyu ama bu ikinci yıkamadan sonra dönecek arkadaşlar normal rengine. Şu an böyle gözüküyor. Eğer unutmazsam ve fırsatını bulursam ikinci yıkama sonrasını da çekip koyarım size görmeniz için. Şimdilik böyle. Ay. O zaman şimdilik size bir hoşça kal diyeyim, ne olur ne olmaz. Kendinize iyi bakın.